Herkese merhaba, ben Tuğçe Doğar. Bugün birazcık arayı kapatmak için karşınızdayım. Uzun zamandır yoktum. Böyle bir sizle sohbet edelim, birazcık yandan çizim yapalım, arayı kapatalım, hasret gidelim istedim. Ama arayı kapatmaya bir 2 yıldır bekleyen bir paketle başlamam gerekiyor sanırım. Evet, yaklaşık 2 yıl önce elime ulaşan ve bir türlü erteleye paketin açılımını yapamadığım bir kutu var burada. YouTube'un 100 bin abone plaketi. Gerçekten zaten görüyorsunuzdur, açıp bakmadım içini çünkü sizle beraber açmak istiyordum. İşte stüdyo turu yaparım, orada açarım, soru cevap yaparım, orada açarım diye bekleye çok da video atamadığım için son senelerde paketin açılımını yapamadım. Artık dedim ki yeter, tamam hadi bir tane çizim ve sohbet videosunun önüne ve serpiştireyim, açmış olalım artık bunu diye, beklemesin bir iki yıl daha diye. Hepinize aslında teşekkür etmek istiyorum bu plakatın önüme geçmesine. Bu 100 bin minik pıtırcık hamsıcıkların her biri sizlerden oluşuyor. Gerçekten çok mutluyum. Bak üstüne leke mi var, o ne ya? Neyse bir saniye. Takılmayacağım şimdi buralara. Hafif bak, oradan da size göz kırpıyorum, belki fark etmişsinizdir. Gayet güzel plaket. Bu arada ben daha önce başkasının plaketini tutmuştum böyle. Daha hafifti sanki ama bu o kadar hafif değil gibi, neyse. Çok güzel, ben bunu odamın baş köşesine yerleştireceğim. Bir odam olduğu zaman tabii ki de. Neyse, teşekkürler, kalpler, sevgi, pıtırcıklığı falan filan, bunları şimdi bir kenara bırakıp çizimimize başlayabiliriz. Derventleri kullanacağım bugün, sulu boyamı zaten çıkarmadım farkındaysanız. Ama içimden şöyle hani Tuğçe bir dönüş videosu, şöyle bir güzel bir sulu boya kız mı yapsam falan diye dürtüklediler. Ama nasıl travmatize olduysam hep kız çiziyorsun diyenlerden dolayı farklı bir şey çizmeye çalışıyorum. Çok da farklı bir şey çizmiyorum ama gene de çizgimi bozmamak adına kuş çizeceğim. Bugün birazcık size böyle bir kara kalem kuş çizimi yapalım. Birazcık da güncel bir arayı kapatma videosu çekelim istedim. Neyse, ben skeçimi atarak başlıyorum. Bu arada soranlarınız oluyor. Ben yani portrelerde karıştırıyorum. Her zaman referans kullanmıyorum ama hayvan çizimlerinde, işte bitki çizimlerine falan neredeyse %90'ında referans kullanıyorum. Hani birebir kullanmasam bile hani kimisinin görsel hafızası vardır ya, bir şey görüp unutmaz falan. Figürlerde falan oluyor bana ama böyle hayvanlarda falan olmuyor nedense. Öyle bir şey. Sistemde minik bir bug var. %100 çalışmıyor mesela. Bazı kısımlarda oluyor, bazı kısımlarda orada bir mavi ekran veriyor hafızam. Onun için referans fotoğrafı kullanarak çiziyorum. Bunun da çoğunu Pinterest'ten buluyorum. İsterseniz hani böyle board oluşturup referans olarak neleri kullanıyorum falan, onları da hazırlayabilirim. Böyle bir söz verirken de kendimi sorguladım. Tuğçe tutacak mısın acaba bu sözü diye. Ama gerçekten istiyorsanız oturup yaparım zaten. 10 dakikalık iş yani. O kadar da tembelleşmeyeyim artık diye. Kendimle çeliştim, kendimle kavgalar ettim falan. Neyse. Evet, uzun zamandır video çekmemenin verdiği bir handikapla kameramın teenage olduğunu, ergenlik krizleri geçirdiğini, bana trip attığını, kendi kafasında buyruk davrandığını unutmuşum. Kontrol etmeden çekime devam etmişim sanki hayattaki her şey akıp gidiyormuşçasına. Ama kameram orada durmuş, çekmemiş falan. Kendi kendine kapanmış, tripe girmiş, geri açılmış falan, beni kandırmış. Bunları kurguya gelince fark ediyorum tabii ki de. İşte buradaki minik bir detayları, yani aslında çizimin tamamını almamış, bir kısmını atlamış. Onun için kusura bakmayın, kaldığı yerden ben gene de devam ediyorum. Hani videoyu yeni baştan çekmeyeyim dedim. Nasılsa iki tane kuş olacağı için ikincisini yüzündeki detaylara bakarak, hani yüz detay görmek istiyoruz diye çıldıranlar varsa aranızda, ikincisinin yüzündeki detaylardan yola çıkaraktan istediğinizi alabilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten bu videoyu çekmem o kadar uzun sürdü ki tekrardan bekletme, erteleme, yeniden çekeyim ya böyle olmamış deme olmasın diye yoluma devam etmeye karar verdim. Yoluna devam etme kararını açıklamak için 2 dakika harcadıktan sonra acaba bu video kaç dakika olacak merak ettim. Bu arada bu videonun çekimini yaklaşık bir ay önce falan yaptım. Kurgusunu da dedim, gidip geldikten minik bir seyahatim vardı, orada yaparım dedim. Tabii ki de yapmadım. Ses almak için oturduğumda yaklaşık bir 2 saat falan ekrana bakıp Allah'ım ben nasıl ses alıyordum, ben nelerden bahsedeceğim acaba falan diye böyle kara kara düşündüm. Eski zamanlarım geldi aklıma. Bazen olurdu böyle videoların sesini almadan önce, ya neden bahsedeceğim ben, hiç konuşacak bir şeyim yok falan diye böyle dertlenirdim. Sonra konuşmaya başlayınca bir şekilde oluyordu. Şu an onu fark ettim. Konuşmaya başlayınca gerçekten bir şekilde oluyormuş. Böyle eski arkadaşlarımla oturup tekrar sohbet ediyor gibiyim. Gerçekten özlemişim video çekmeyi. Soranlarınız olursa diye tekrardan kendi kendime soru cevap yapıyorum aslında gibi bir şey. Videolara geri dönmeyi düşünüyorum. Neden? Birazdan anlatacağım. Ya çok da öyle büyük bir nedeni yok aslında da. Şu kısa arayı kapatma serüvenini tamamlayıp sonra sonuçta böyle size büyük kararlarım, hiçbir büyük kararım yok ama varmışçasına konuşup böyle beklentiyi yükseltip videonun izlenmesini arttırmaya çalışıyorum. İşte böyle minik çakallıklar, taktikler. Seni sinsi seni.
Neyse. Son 6 aydan bahsedeyim size. Bu güncel çizim ve sohbetlerde genelde böyle son yarım yıllık falan arayı kapatma yaptığımız için bayağı hareketli bir 6 ay oldu benim için aslında. Güney Amerika'da Rio'da yaşıyorduk biliyorsunuz. Dur diye düşünüyorum artık. O kadar şey paylaşıyorum. Ama Malezya'da, yani ilk YouTube kanalımın doğduğu ülkede, yaklaşık bir 4,5-5 senemizin geçtiği yerde yeni bir pozisyon açılınca direkt dedik yo come on yo you deyip yolumuza Malezya'da devam etmeye, Malezya'ya geri dönmeye karar verdik. Direkt üstüne atladık pozisyonun ve buraya geri döndük. Şu an için ne kadar kalacağımız belli değil. Yani bir yıl da olabilir, 5 yıl da olabilir. Bu işler gerçekten de böyle diyerekten sanki işlerden çok anlıyormuş havası yaratıp aslında hiçbir şey anlamadığımın alt mesajını veriyorum. Yani bu 6 ay içinde Güney Amerika'dan kalktık. Ben Türkiye'ye geldim, Niko Malezya'ya geldi. Evime bir tutsun, gereksiz işlerle uğraşsın diye Önder onu gönderdim askerlerim olarak. O böyle göreve geldi. Ben de o sırada dedim ki bir gideyim kebap ihtiyacını karşılayayım şu bünyenin. Kaç, 3 sene falan olmuştu Türkiye'ye gitmeyeli. Gideyim arkadaşlarımı, akrabalarımı göreyim. Ayran, kebap, sucuk, lahmacun dörtlemesinde kendimden geçeyim. 4 oldu değil mi bu arada? Sayı, biliyorsunuz sayı konusunda bayağı bir takıldım. Matematiğim çok iyi ama böyle 1'den 10'a kadar olan sayılarda çok takılıyor. Başı öğrenememişse ben de ortadan başladım. Neyse. Orada işte Türkiye'de bir ay falan geçirdim ailemle. Çok güzeldi. Daha sonra ben bir Paris aşığı olduğum için çok romantize ettiğim ve aşırı sevdiğim bir şehir. Gerçekten böyle hayatımın bir dönemini heyecanlandı. Bir döneminde böyle yaşamak istediğim bir yer. Gidip böyle Paris'te bir hafta 10 gün falan tek başıma takıldım. İşte kiliselerdeki minik candlelight konserlerine falan gidip sokaklarda 25 bin adımlara falan ulaşıp çıldırdıktan sonra bir haftanın sonunda Niko geldi. Kayıngillerle böyle bir 2 haftalık yeme festivali, yani Türkiye'nin üstünü evet bir 10 kilo alsam hakkıymış yani yeriymiş. Neyse ki birazcık yürüyordum, hareket ediyordum da kendimden geçmedim yani. Bir yemek boğumu, akraba sevinci, kucaklaşma yok. O kadar çok kucaklaşma yok aslında. Onu Türkiye'de ben zaten arayı kapatmıştım. Daha çok yemek, içmek ve daha çok yemek adına bir buluşmadan sonra biz Niko'yla bir haftada kendimiz böyle minik bir tatil yaptık. İşte onunla da 5 hafta falan ayrıydık. Yo iyi geliyor ama böyle ayrılıklar, böyle özlüyorsun falan. Böyle mıcık 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 falan diye böyle ilk 10 gün mıcık mıcık iğrenç çiftlere dönüşüyorsun normal haline dönüşene kadar. Böyle yani güzel bir enerji getiriyor ilişki aslında benim açımdan en azından. Neyse Niko ile küçük tatilimizi yaptıktan sonra Malezya'ya beraber dönüş yaptık. Buradaki evimiz zaten Niko tutmuştu. Direkt evin içine girdik. Aynı sitenin farklı yana bakan daha bir tık daha büyük bir dairesine taşındık. Ki eski evimi böyle videosunu yapıp göstermiştim. Çok seviyordum. Burası daha böyle ev gibi hissettirmediği için o kadar bağlanamadım. Hala içi birazcık boş ama burası da gayet güzel. Malezya'nın şahane gün batımlarına böyle bakaraktan her günümüzü bitiriyoruz. En azından böyle bir şükür moment yaşayayım şurada. Bir harbiden hani pozitiflik akıyor resmen. Ay çok özlemişim video yapmayı ya. Neyse. Malezya'ya taşındık. Zaten ilk aylar kaotikti yani. Hani eşyamız yoktu. Eşya al sıfırdan ev düz. Ev düzmek deyince yeni gelin gibi oldum şu anda. Sunumlarıma da çok dikkat ediyorum. Gözümde canlanan Choco Prenses. Hızlı böyle bir minik bir tatil yaptık. İşte Christmas geliyordu. Christmas zamanında Nikon'un da izni olduğu için bir yerlere kaçalım deyip sanki yeterince sağa sola gitmemişçesine minik bir Tayvan seyahati yaptık. O da güzeldi. Ondan detaylı böyle seyahatler hakkında minik detaylı videolar da yapabiliriz. Hani 10 günlük Tayvan'da neler oldu konulu böyle çizim ve aslında Tayvan'ı çizip çok istiyorum biliyor musun? Böyle seyahat ettim ve böyle ülkede böyle yaptığım çizimleri derleyip bir tane video yapayım diye. Ama yemek ve yürümekle o kadar meşgul oluyorum ki gerçekten video çekecek halim mi diyeyim, zamanım mı diyeyim, enerjim mi diyeyim? Yukarıdakilerin hepsi seçeneğini seçiyorum. Olmadığı için yapmıyorum. Biraz daha böyle hani minik reeller çekeyim en azından. Oradan bir giriş yapayım falan diye düşünüyorum ama bilmiyorum, var bir hayalimiz ya. Bir sürü şey var aklımda da hepsini düşünüp hiçbirini yapmadığım bir dönemdeyim desem doğrudur herhalde. Minik bir Tayvan seyahati yaptıktan sonra Malezya'ya geri döndük. Benim kayıngiller geldiler ziyarete. Malezya aşıkları olduğu için direkt böyle eşyaların gelmesine ertesi günü onlar geldiler. Onlarla biraz takıldıktan sonra ben Türkiye'ye geri döndüm. Bünyeye alınca biliyor musun vazgeçemiyorsun. Daha böyle 4 ay önce falan Türkiye'deydim ama tekrar dönmem gerekti. Orada bir ay daha kaldım. Bayağı güzeldi böyle annemle. İşte Netflix, şarap ve minik doğa yürüyüşleri eşliğinde geçen bir ayımızın ardından bir de arada bir bayram patlattım. 10 senedir bayramda Türkiye'de değildim. Gerçekten özlemişim o baklava komasını. Baklava da hiç sevmezdim. Ayrı kalınca böyle kıymete mi bindi, kör öldü, badem gözüm oldu bilmiyorum. Bir baklava aşkı, bir her yerde böyle löpür löpür yiyip ikinci tabağı almalar falan. Bilmiyorum bir şeyler oluyor ya. Her 7 yılda insanın tadı falan değişirmiş. Hani tat algısı, sevdiği şeyler zartut.
Belki de ondandır, belki memleket hasretleri, bilmiyorum. Güzel lahmacunlarımı, baklavalarımı gömdüm, bayramımı yaptım, akrabalarımın ellerini öptüm. Kimse haçlık vermedi artık ya, onu unutmuşum. O devir değişmiş artık, öyle bir yaş yerine girmişim ki ben haçlık verdim. Minik bir orta yaş krizine girdikten sonra bir baklava daha çakıp kendime geldim. Sonra da geçen hafta Malezya'ya geri dönüş yaptım evime. Hala evime alışmaya çalışıyorum. Ben böyle nereye gidersem ilk hafta, hani ister bir tatil olsun, ister kendi evim olsun, ister alemin evi olsun, bir hafta falan ne oluyor lan, neredeyim ben mallı, hani jetlag'ın yanında daha çok böyle psikolojik bir kendime adapte etme süreci geçirmem gerekiyor. Birazcık onunla buluşuyordum. Bu hafta hani 4. 5. günden sonra kendime geldim. O araya bir de benim doğum günüm sıkıştı falan. Onu bile anlamadım yani. Hala jetlag, hala çok yorgunum. Doğum günü yaptık ama benim gözler şaşı falan bakıyor. Doğru dürüst hiçbir şey çekmedim de paylaşmadım da, çekilenlere de böyle yan yan baktım. Tövbe bismillah, ne olmuş bana diye. Neyse, doğum günü mesajları atacaksınızdır aşağı. Şimdiden kutlayayım. Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Atılmayan mesajı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, eminim kutlarsınız. Kimse kutlamasına güzel göt olurum aslında. Neyse. Minik bir doğum günü yaptım. Haftaya da gidip böyle güzel bir arkadaşlarla partileyeceğiz, bir araya geleceğiz. Ben de kendime gelmişken. Neyse, birazcık da arayı kapatacağım deyip hiç arayı kapatamam. Sadece taşınmayı anladım. Tabii taşınmanın şöyle bir yanı var. Hani Rio'daki hiçbir şey getiremiyorum. Hiçbir şey değil de çok azdı buraya getirebileceğimiz eşya şey. Ve onu zaten ayakkabılar ve kıyafetler doldurduğu için bir sürü şey sattım böyle. Resmen ikinci el eşya tüccarının kitabını yazdığım gibi bir şey. Ne varsa evde sattım. Yani tabureden çiçeğine, koltuğundan masasına, yatağına, her şeyi. Ve buraya geldiğimizde de her şeyi tekrar aldım. Yani hepsini değil ama çoğu eşyayı tekrar aldım. Çok hoşuma gidiyor, biliyor musunuz? Tekrardan böyle yeniden ev yapmak, yeni gelin gibi. Sürekli böyle 2-3 senede bir ev yapıyorsun. Tabii ondan ayrılmak üzüyor. Ama yenisini yapacağımı bildiğim için o üzüntümü o şekilde telafi edebiliyorum. Tek sorun şu ki şu anki evimizde henüz atölyem yok. Yani bir tane çalışma alanım var. Niko böyle antik bir tane masa aldı. Masa o kadar güzel ki üzerine çalışırken geriliyorum. Masa dileği bir gerizekalı. Ben antika bir parçayım, ne yapıyorsun üstüne diyecek bir falan geliyor bana. O kadar güzel bir şey. Onun için ben buraya böyle düz bir beyaz bir masa çakıp YouTube videolarımın klasik görüntüsünü ulaştırdığım background'ı sağladıktan sonra Allah'ım bu cümleyi toparlayamayacağım zannetmişim ama oldu. Çok duygulandım, oldu. Yani masamı alıp atölyeyi böyle bir araya getirip çalışma ortamımı bir düzenlemek istiyorum. Çünkü o beni çok rahatsız ediyor, bilmiyorum. Aslında her yerde çalışılır. Kahve masasının üstünde kitap çıkarmışlığım var, yani şımarıklık aslında. Bu da böyle bir stüdyo ortamı, hani günümün en azından 15 saat içinde geçirdiğim alanın böyle güzel düzenlenmiş, bitmiş olmasını istiyorum. Onun için çalışmalara başladım diye belediye başkanı gibi konuşmaya başladım şu anda. Seçim dönemi Türkiye'de değil mi ya? Birazcık etkilendim. Bu arada ne güzel oldu ya, çiçek gibiyiz. Neyse, anlayacağınız bir süre Malezya'dayım ve burada başlamıştım ilk YouTube kanalıma. Böyle küçük bir kendimce nostaljik anlar falan yaşıyorum. Ve bu süreçte YouTube'a devam etmek istiyorum. İşte son 6 ay içine geliyor aslında. Ben bir okula gidiyordum ya, animasyon okulu. Sonra bir okula daha gittim. Sonra bir okula daha gittim. Böyle bildiğin okuma aşkıyla bir coşmaca. Yeni bir formasyon alayım, yeni bir şey öğreneyim, yeni bir diploma alayım falan diye böyle aşırı yükseliyorum. Önce okul bitsin diye beklerdim. Şimdi tekrardan acaba şimdi ne okusam, ne öğrensem falan diye böyle bir sürü seçenek var önümde. Hiçbirini seçemiyorum. Çok fazla seçenek olduğu için. Keşke biri bana gelip Tuğçe bunu okuyacaksın, gerizekalı falan dese. Ben de yoluma baksam. Şu an işte bir tane yeni formasyona başlayacağım. Onu düşünüyorum. İşim, iş konusu birazcık daha karışık. Brezilya'ya ayrılmadan önce çok güzel bir işin içindeydim. Kısa dönemli bir projeydi. Proje bitti. Ama çok güzel geçti. Böyle bir 4-5 ay şahane bir işti gerçekten. Ondan sonra da şimdi yeni bir proje var ama daha kontratı imzalamadığım için söylemek istemiyorum. Çünkü ne zaman böyle bir şey söylesem olmuyor. Onu fark ettim. Ben de bir de çok çepçik ağzıyım. Her şeyi söylüyorum her yerde. Millete böyle heyecanla paylaşıyorum. Sonra elimde patlıyor. Onun için biraz daha bekleyeyim proje ilerlemeye başlayınca, ama arası da yok mesela. Ya olmadan söylüyorum ya da olduktan 2 sene sonra falan söylüyorum. Neyse, dengesini tutturacağım inşallah. Yeni yaşımda kendimden bunu bekliyorum. Kendime böyle minik bir görev vermiş oldum en azından. Neyse, yeni bir formasyona başlayacağım. Hayatımı birazcık düzene sokacağım. YouTube'a birazcık daha dönüş yapıp ara vermeden, hani haftada bir, iki haftada bir video olacak şekilde tekrardan içerik üretmek istiyorum. Çünkü gerçekten bana iyi geliyordu içerik üretmek. Bir sıra evet birçok şey oluyordu hayatımda. Hem işlem, okul çok yoğundu. O zaman vakit bulamıyordum. Ama şu an her şey daha sakin olduğu için zaman bu zamandır dedim. Yani haberiniz olsun, karşınıza daha sık çıkacağım. Bana da nasıl içerikler görmek istediğinizi aslında belirtirseniz iyi olur. Çünkü uzak kaldığım süre içinde yaptığım listeler falan nereye gitti hiçbir fikrim yok. Birazcık da böyle kafamda listeler vardı, onlar da kayboldu. Söyleyeyim bakalım ne istersiniz. Bir sonraki videolardan birinde dijital ajandadan bahsetmek istiyorum. Çünkü ajanda videoları ara verdim. Çünkü ben bir dijital ajanda çıkardım. Kendim şu anda onu kullanıyorum. Onun böyle tanıttığım, size gösterdiğim, nasıl işlediğini anlattığım bir video çekmek istiyorum. Ama arada belki
hani geleneksel ajanda da yapabiliriz bu arada. Yani şey değilim, hani ondan tamamen koptum değil. O dijital çok daha kullanışlı, yanımda taşımak açısından da çok daha kullanışlı ama gelenekselin o uğraşma zımbırtısı minik minik böyle ellerimle örgü örgü hazırladım. Ne kadar da 7 saatimi çöpe attım, yaşasın sevinci beni gerçekten mutlu ediyordu. Onu da belirtebilirsiniz yani, hala aranızda ajanda yapanlar var mı, ne haldesiniz? Geri dönüşünüzü bekliyorum. Tekrardan bu arada 100 bin plaketimin içindeki minik 100 bincik hamsilerimin kaçı izliyorsa artık size çok teşekkür ederim. Burada aslında çok arayı kapatmadan arayı kapatmış gibi yaptığım bu videonun sonuna gelmiş bulunuyorum. Minnaş kuşlarımı da çizdim. Bu kuşu Niko çok sevdiği için başlamıştım. Sonra ben de sardım. Şu an yani Tukan en sevdiğim kuşlardan biri haline geldi. Çizmelere doyamıyorum. Bunu böyle renkli versiyonu yaptığımız bir videoda yapabiliriz isterseniz. Ben keyif alırım yapmasına açıkçası. Neyse, izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizinle gerçekten gerçekten çok yakında yeni bir videoda görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bana yorum yapıp ne istediğinizi söylemeyi unutmayın ve hoşça kalın.